Arkadaşlar nasıl? Motifike oluyor musunuz? Rahatladınız mı? Ziva Bey, Ferda'ya bir şey söyler misiniz? Bencillik yapıyor. Ben mi bencillik yapıyorum? Asıl bencilliği sen yapıyorsun Nilay. Arkadaşlar tamam. Tamam arkadaşlar. Yeter bu kadar oynadınız, motifike oldunuz, güzel oldunuz, rahatladınız, streslerinizi falan filan attınız. Şimdi işlerimizin başına. Hadi bakalım arkadaşlar, hadi sinerji, enerji, hadi bakalım. Aa, ben daha doğrusunu oynamadım bile, Ferda baksın işe. Aa, ben de daha yeni başladım oynamaya, sen bak. Madem öyle, biraz daha motifike olalım değil mi? Streslerimizi atalım. Ali sen oradan çekil, sen biraz titremeye geç. Geç asistan kızım, sen biraz daha... Şey, oyna. Benim de silin masayı da siler gibi. Bu sinerji, bu enerji işe de yansıdığı zaman var ya... O şirket daha da böyle coşacak, kopuracak. Lan gümbük, bir saattir fırfır yok diyoruz. Vantilatör gibi çeviriyorsun ha. Allah Allah ya, adam ol sen de çevir kardeşim. Sen bana şimdi adam değil miymişsin diyorsun. Lan seni böyle langırtın adamları gibi ufaltır langırt adam yapar, fırfır manyağı yaparım ha. Abi sen neyi yapıyorsun ya? Çek elini. Al. Oğlum elini çekiyorum, artistik yapıyorsun hala bana bak. Allah, ortalık karışmaya başladı. En iyisi ben yeni bir oyuna geleyim de dikkatlerini dağıtayım. Lan şuraya bak, iş yeri değil Medrano sirki sanki ya. Şimdi sen bana yani bir adam değilsin, bana arasana şey yapıyorsun ama... O zaman sen şunu bir... Polisi mi? Hayatta nefret ettiğim üç şeyi saydırmadan söyleyin bana neler oluyor burada? Efendim şöyle bir şey oluyor. Arkadaşlarımız gördüğünüz gibi motive oluyorlar ve iş yerinde böyle renkli, tatlı bir yaşam başladı. Ve ilk meyvesini de aldık. Gördüğünüz gibi mor bir göz. Kulüsü bir şeyini bu korkak ödlek birden eğilince bir şey oldu öyle. Ben eğilmem. Hulusi Bey langırtta hile yaptı. Şimdi ben senin eğmesine... Eğerim de, ayrıca hileyi de ben yapmadım. Artist sen yaptın. Arkadaşlar, langırta kafayı takmayın. Böyle... Allah. Çok özür dilerim Hulusi babacığım. Öpeyim. Ziver Bey neler oluyor burada? Şimdi arkadaşlarla birlikte motifikasyonu arttırıyoruz. Stres atıyoruz böyle daha verimlilik olsun diye. Ne motifikasyonu be? Sormayın Hulusi Bey. Arkadaşlar o kadar motive olduk yani birbirini gırtlaklıyorlar ufacık bir langırt için. Gırtlaklıyorlar ha? Doğru mu bu? Yok şimdi Hulusi babacığım. Tabii ki globalleşen dünyada böyle bir verimliliği arttırmak için bir takım çalışmalar ve motivasyonu arttırmak için yani şey yapmak için bir stres atmak için. Ne verimliliği be! Bir saattir 3 müşterim cepten aradı beni. Ne o firmanız mı kapandı? Telefonlara cevap veren yok diyor. Şeyden o, hani langırt oluyor, taktık baktık, sesler çıkıyor, ondan duymamış olabiliriz değil mi arkadaş? Ben hayatta 3 şeyden nefret ederim Eflat. 1, donumun popomun arasına kaçması. 2, mısır tanesini yerken dişimin arasına kaçması. 3, verimlilik diye bir işletmenin sirkerine dönmesi. Bitti, her şey bitti. Kemal'im, affedersin ya, sen haklıymışsın ya. Kemal'im, özür dilerim ya. Estağfurullah efendim, estağfurullah da siz de şimdi bu Ziver Bey'in, yani Bay Ziver Bey'in üstüne fazla gitmeyin. Çünkü o daha bu işin başında yeni yani. Biraz daha böyle sabrederse 22. yüzyıla doğru bu işi öğrenecek. 22. yüzyıla, bunları ben al. Nereden aldıysan götür oraya ver, tamam mı? Ha? Efendim ben bir şey rica edeceğim sizden. İsterseniz ben bir hesap kitap yapayım. Bu lüzumsuz şeyler için ne kadar zarar ettiysek... Belki birisinin maaşından kesmek istersiniz, bilemiyorum artık. Ha, kimin maaşından keseceğim bakalım. Tabii ki Ziver Bey. Ziver Bey maaşından keseceğim. Başka nereden keseceğim? Bunları nereden aldıysan götürüp iade ediyorsun, tamam mı? Kışma! Hadi! Ama çek. Hulusi baba... Kardeşim hiç boşuna uğraşma. Çünkü sen şu anda şemsiyenin açılma aşamasını geçmiş durumdasın. Evet Kemal Bey, evet. Dışarıdan bakıldığında siz kazanmış gibi görünebilirsiniz ama daha her şey bitmedi Kemal Bey. Şimdi güzelim, bırak dışarıdan bakmayı. Uzaydan bile baksan ben kazanmış gibi görünürüm. Anladın mı? O yüzden şimdi şu aleti, edevatı topluyorsun, doğru iade ediyorsun. Hadi eyvallah. Şimdi şu aletleri, edevatları bir toplasın, şey yapsın. Zaten ben en baştan beri dedim, şirket yerinde sen bu kadar böyle lakaytmış, oyuncukçuk şeyleri falan. Çok yanlış şeyler bunlar. Bunların hepsi toplansın, şey yapsın bakayım. Allah Allah, fırfır yapma, fırfır yapma, fırfır. Aa, Kemal, hayırdır kardeşim? Çıkıyor musun? Ne iş? Çıkıyorum kardeşim. Cazibe'ye söz verdim. Filmciye uğrayacağım. Film olacağım. Akşam birlikte film izleyeceğiz. Vay! Kemal, süper fikirmiş kardeşim. Ne izliyoruz? He? Ne? Zombiler. Ne izliyoruz? Biz izliyoruz. Sen nereden çıktın? Nasıl yani? Şimdi ben gelmeyeyim mi Kemal? Gelme abi. Ya Kemal, ayıp ediyorsun ama ha. Yani şuna kısaca biz Cazibe'yle baş başa kalmak istiyoruz diyebilirsin yani. Niye benim kalbimi kırıyorsun abiciğim? Allah Allah, baş başa falan yani dediğim şey oğlum, sen filmin sonunu söylersin diye söyledim yani ben, yoksa gel de yani filmin sonunu söylersin. Bir de yani baş başa kalmak falan, biz sonuçta kağıt üstünde evliyiz biliyorsun yani, ne olacak ki ya? Yok ya, aynısını biz söyleyince kafamıza yumurta kırıyorsun Kemal. Abi tamam, sevseklik kes, bak gelin falan deme, vallahi kapıyı açmam abi, her tarafı kilitleyeceğim. Sen şu kardeşini yanlış tanımışsın Kemal. O kadar da uzun boylu değil yani, hiç şey yapmayız, ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun. Da sana bir şey diyeceğim. Sen akşam hani eğer bir şey yapmak istiyorsan üstündeki şu çiçekli gömlek çıkar yani. Yoksa bütün gece böyle armut gibi televizyon seyredersin, kardeşinden söylemesi. Seviyorum kardeşim ben çiçekli gömlek. Bak görürsün, çiçek çiçek dolaşacağım. Börtü böcek seviyorum ben. Botanikle dolaşacağım. Sana ne ya? Taktınız gömleği ha. Gelin evlen.